Aa, şöyle dışarı alsak da arkası blurlanmasa bir röportaj yapsak. Sen çeksen de sana sorsun. Mantıklı. Çok yapmayın, gözümden dolayalım. Biraz kısa. Evet, buyurun. Evet, Gülben Bitularından başlayalım o zaman. Teşekkür nasıl ederim. Nasıl gidiyor satışlar? Eczaneye sormaya geldim nasıl gidiyor diye ben. Güzel haberler duydum. İyi, her şey yolunda. Ne tür ürünlerimiz var? Fırtına çıktı, okullar tatil oldu. Evet. Messi ödülü aldı dün akşam. Gündemimiz bunlar. Maşallah, evet, galiba çocuklardan ediyorum. Dolayı futbola yatkınlık, evet, daha çok oluyor. Evet, dün akşam Messi ve 3 oğlu elbiseleri, aynı ceketi giymeleri, fırtına, vali beyin açıklaması, okulların bir gün tatil olması. Bizim böyle gündemlerimiz var. Eczane ürünü yapmak benim için çok değerli. Onu sordum nasıl gidiyor diye. Sizi ilgilendiren kısmı 11'i İstanbul konseri NASA'da. 18'i Konya konseri, yılbaşında da dün belli oldu Ankara. Ne güzel, zaten her şeyi konuştuk. Evet, teftişler başladı. Teftiş devam, evet, teftiş çok önemli. Sırasıyla gidelim o zaman sondan başa. Boğazına bir şey tıkandı, sert bir şey tıkandı. Allah boğazına bir şey, hayır, tıkandı, evet. Soramadı. Ankara'da konser vereceğim dediniz. Son dönemde, evet, pandemiden sonra sanatçıların fiyatı çok arttı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de kaşeniz arttı diye biliyoruz çünkü. Yılbaşı kaşeniz geçen sene göre. Hiç ölçü bilmiyorum ben. Menajerim belirliyor onu. Pandemiden sonra konserler bizim için çok önemli. Çünkü konsere çıkan sadece bir kişi gibi gözüksek de arkada çok büyük bir ordu var. Müzisyen arkadaşlarımız var. Tek başına değilim. Kuaföründen, makyözünden, müzisyeninden, ışığından, sesinden, müziğine kadar bir ordu gidiyoruz aslında bir konser dediğimiz şeye. Bu gözüm çok fena ya. Ben ameliyatımın 6. günü. Kapatsan olmuyor mu onu? Teşekkür ederim. 3 tane görüyorum şu anda ışığı. Dolayısıyla böyle bir şeyi yavaş yavaş yapmalıyız. Ama ekonomi olarak çok zor bir durumdayız tabii ki. İnşallah atlatacağız. İnşallah çok geçmiş olsun diyelim. Unutmayın ki efendim, şey diyeceğiz. Evet, de deyin onu. Efendim, parayla saadet olmaz demiştiniz. Olmaz, evet, doğru söylemiştim. Yine söylüyorum. Olmaz mı? Gülben Hanım ameliyat demiştik. Geçmiş, evet, olsun. Her şey yolunda. Ne ameliyatıydı? Her şey yolunda. Daha cin gibi göreceğim artık her şeyi. Gözlerinizi çizdirdiniz mi? Çizik, mercek, botoks. Lens. Botoks ne? Botoks. İşte botoks, onun. Botoks yok. Estetik var mı diyeceğim? Ben de. Yok, bütün resimleri yan yana koyun. Estetik benim karşı olduğum bir şey değil. Zamanı gelince yaptırmayı onayladığım bir şey. Ama şu anda değil. Bugün çok güzel bir haber mi aldınız? Ne haber? Gözlerinde bir parıltı mı gördün? Ya evet. Allah Allah. Evet. Allah Allah. İşte Gülben Natural ürünleri diye başladım. Ufak dokunuşlar yok mu? Ufak dokunuş cilt bakımım var elbette ki. Cildime çok iyi bakıyorum ama doğal ürünlerle çok iyi bakıyorum. Estetiğe karşı olup bir antipati yaratmak istemiyorum. Zamanı gelince eğer ihtiyacım olursa ben de yaptırırım ama o zamanı mümkün olduğu kadar geciktirmekten yanayım. O peki şansım. Aşk insanı gençleştirir mi? Ne diyorsun? Fırtınalı günler diliyorum sana. Teşekkür ederim. Soracağız. Ben mi dedim? Evet, demediniz mi? Hülya Hanım sizin için. Sizin için demo dedim. Hala devam ediyor ama gündemde hala. Bir şey söylemeniz lazım ki heyecanlanalım. Söylemeden heyecanlanamıyoruz. Sizin bir şey... Beni heyecanlandırmıyor. Hülya Avşar mı heyecanlandırmıyor? He, tamam. Hepsi. Oldu bu oldu. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Ve